Evet arkadaşlar, bugün lityum iyon pillerin kapasiteleri nedir ve bu kapasiteyi ölçebilecek bir devreyi nasıl kurarız Arduino'dan faydalanarak onun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle kapasite nedir? Bir pilden birim zamanda çekilebilecek olan akım miktarıdır. Birimi miliamper saat cinsinden, yani akım miliamper cinsinden ölçülecek, zamanda saat cinsinden ölçülecek. Ve bu değer ne kadar büyükse o pilin kapasitesi de o kadar büyüktür, pil de o kadar iyidir. Nasıl ölçülür? Direkt pilimizi bir lambaya bağlayıp üzerinden akım geçmesini sağlayabiliriz. Üzerinden geçen akımı ölçeriz. Sonra geçen zamanı ölçeriz. Ve ikisinin çarpımı, akım şiddeti ve zamanın çarpımı da bana o pilin kapasitesini verir. Peki ne zamana kadar ölçüm yapabiliriz? Pil bitene kadar. Pil ne zaman biter? Lityum iyon piller İşte bizim kullandığımız 18650'ler 3,7 volt maksimum veriyorlar. Tükenmeleri demek de işte 2,5 voltun altına çok fazla düşmesin. Yani bu pil 2,5 volta gelene kadar bunu ölçmemiz gerekecek. Peki nasıl bir yük kullanalım? İstediğiniz her yükü kullanabilirsiniz. Ama düşük akım çeken bir lamba bağladığınız zaman buradan 3 gün boyunca pilin geriliminin 2,5 volta düşmesini beklemeniz gerekir. O yüzden biz buraya çok akım çeken küçük dirençli yükler bağlarız. İşte buna dummy load ya da kör yük de deniyor. Dolayısıyla burada direnci düşük olan, ne kadar yüksek akım çekebileceğimiz bir direnç bağlar isek o kadar kısa zamanda ölçmüş oluruz. Şimdi bunu ölçen devrelere baktığımız zaman sabit akım çekebiliyor olsa idik, bu çektiğimiz akımla pil tükenene kadar aynı akımı çekebilseydik, bu akım ile zamanı çarptığımız zaman uygun birimleri alıp bu bize pilin kapasitesini verecekti. Yani şu grafiğe baktığınız zaman bu grafiğin o zamanla zaman ekseniyle arasındaki alan o pilin kapasitesini gösterecekti. Böyle yapılmış devreler var. Yük üzerinden geçen akım sabitleniyor ve en sonunda o sabit akımla geçen süreyi çarpıp pilin kapasitesi hesap edilebiliyor. Ama bizim devremizde öyle değil. 3,7 volttan başlayıp pilin gerilimi 2,5 volta düşene kadar akım da doğal olarak düşüyor. Çünkü bunun sebebi biz orada bir sabit direnç kullanıyoruz. Peki bunun alanını biz nasıl bulacağız? Örneğin bizim şu anda yaptığımız devrede şu görmüş olduğunuz eğri 5'er saniyelik karelere, özür diliyorum, 5'er saniyelik dikdörtgenlere bölünüyor. Ve her bir 5 saniyede akım değeri ve 5 saniye çarpılarak o aralıktaki kapasite bulunuyor. Sonra bir 5 saniye için yine aynı işlem yapılıp bir öncekiyle toplanıyor. Sonra bir 5 saniye ile çarpılıp yine daha öncekilerle toplanıp, dolayısıyla burada gerilimin 2,5 volta düşene kadar alan 5'er saniyelik aralarla ayrı ayrı alanları alınıyor ve toplanıyor. Devre şemasına göz atacak olursak çok fazla eleman yok. Bir tane Arduino Nano kullandım. Sonuçları göstermesi için bir 5110 LCD display, bir MOSFET, 4,7 ohm, iki tane 5 watt gücünde dirençle paralel bağlandı. Bir tane de buzzer'ım var. Bağlantıları inceleyecek olursak sol taraftaki bağlantıları zaten daha önceki projemizde görmüştük. Orası LCD ekran bağlantılarıyla ilgili. Bizim bu devrede Arduino ile ilgili kullandığımız A0, A1, D2 ve D3 bacakları sadece. Biz bu devreyle bağlanmış olan pilin kapasitesini ölçmeye çalışacağız. Nasıl ölçeceğiz? İki tane analog girişten şu A ve B noktalarındaki gerilimleri ölçüp oradan akımı bulmaya çalışacağız. Niye iki noktadan ölçüyoruz? Bakın, önce ben aslında şu devreyi yapmıştım. Burası tek nokta. Çünkü alt noktası toprağa bağlandığı için üst noktadaki gerilimi ölçersem, bunu da şuradaki dirence bölersem buradan geçen akım şiddetini bulabilirim diye. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Şu noktadaki gerilim Arduino'nun ölçtüğü değer ile voltmetre ile ölçtüğüm değer birbirini tutmadı. Yaklaşık 0,5 volta yakın hatalar oldu. Bunun sebebi de biliyorsunuz biz analog girişlerden 0 ile 1023 arasında bir değer ölçüyoruz. Ve bunu da 0 ile 5 arasında dönüştürüyoruz. Bu 5 volt nereden geliyor? Bu 5 volt da şuradaki referans olarak 5 volt pinini ben ölçüyorum.
ilginçtir, 5 volt olması gereken gerilim 4.3 volt oldu ve Arduino çalıştığı sürece de bu gerilim değişti. Ama benim buradaki formülüm diyor ki A0'daki değeri oku, 5'te çarp, 1024'e böl ve çıkan sonucu volt diye bir değişkene ata. Yani 1024'ü 5'e çevirecek. Dediğim gibi 5 volt elde edemediğim için ve bu da sürekli değiştiği için mecburen biz 2 noktadan ölçüm yapıyoruz. 2 nokta arasındaki gerilimin farkını aldığım için fazla da ölçse, az da ölçse bu hatadan kurtulmaya çalıştık. Bu devre nasıl çalışıyor? Pilin gerilimi 2.6 volttan daha yüksekse, yani A0 2.6 voltun üzerinde bir değer ölçtüğü zaman dijital çıkışımdan bir çıkışı alıyorum. Bu bir çıkışı aslında MOSFET'in girişine bir 5 volt demek ve bu MOSFET'i iletime geçirecek bir gerilim demek. MOSFET iletime geçer ise buradan bir akım geçiyor ve bu akımı da ben iki uç arasındaki gerilim farkı aradaki eş değer dirence böldüğüm zaman akımı hesap edebiliyorum. Demiştik buradaki dirençlerin değeri çok büyük olursa uzun sürüyor. Çok küçük olursa da dirençler ısınıyor. Ben 5 watt dirençleri paralel bağladım. Üzerlerinden 1 amperden daha fazla akım geçiyor. MOSFET ısınmıyor ama dirençler biraz ısınıyor. Onun için bir seri direnç daha buraya atılabilir. Pilden ölçtüğümüz gerilim 2.6 volt ve altına düştüğü zaman artık bizim Arduino'muz D2 çıkışından 1D0 değerini veriyor. Dolayısıyla buradaki MOSFET artık iletimde olamayacağından herhangi bir akım geçmiyor ve devrede çalışmasını böylelikle tamamlamış oluyor. Bir de ben burada 3 numaralı çıkışa bir tane buzzer bağladım. Bu da deşarj sırasında her 5 saniyede küçük bir bip sesiyle deşarjın devam ettiğini, bittiği zaman da 5 hızlı bip sesiyle deşarjın tamamlandığını söylüyor. Koda geldiğimizde çok karmaşık olmadığını göreceğiz. Daha önce yine yaptığımız gibi LCD 50 Bron ekranı kullanmadan önce kütüphaneyi çağırıp kendi nesnemizi oluşturmuştuk. Yine aynısı. Kullanacağımız pontları belirledik. Burada Arduino'nun hangi bacaklarını kullanacağımızı tanıttık. 2 numaralı bacağı MOSFET'in gate'ine bağlıyorduk. Analog 0 ve 1 bacakları voltaj ölçüyordu, gerilim ölçüyordu. 3 numaralı dijital bacağı da buzzer'ı bağlamıştık. Burada bir tane mantık değişkeni tanımladık. Bu deşarjın bitmesini onaylamak için lazım olacak diye. Print start başlangıç noktası, bunu istiyorsanız sona doğru söyleyeyim. Zamanla ilgili bir değişken tanımladık. 5000 milisaniye, 5 saniye yani. Aşağıdaki ondalıklı değişkenlerimize bakacak olursak MAH dediğimiz kapasite, bağlamış olduğumuz direnç 2.6 ohm, 2 tane 4.7'nin paralel bağlanması sonucu elde ettiğim ölçülen değer. Referans voltajı bahsetmiştim, 4.3 volt. Akım, gerilim, amper gibi değişkenlerimiz var. Bunların hepsi float değişkenleri. Bir de bunu değiştirebilirsiniz. 2.6'da bu deşarj işlemi sona erecek. Daha önce geçen zamanı ve şu anda geçen zamanı göstermek üzere iki tane zaman değişkeni tanımlandı ve setup'a geldik. Bu serial begin'de seri haberleşme başlatıldı biliyorsunuz. Seri ekranda da hata ayıklamak için ölçümler yapıyoruz. Dolayısıyla bunlar asıl programın çalışmasıyla alakalı değil, tamamen silinebilir. Pinlerimizi tanımladık. Gate pinimizi çıkış pin olarak tanımladık. Ve bunu da low yaptık ki programın başında MOSFET'imiz sürülmesin diye. Daha sonra 5110 ekranın başlangıcı ve font ayarlarını yaptık. Ekranı temizledik. Ve ekranda henüz programın başında setup kısmında pil test ediliyor, bekleyiniz yazısı çıktı. Ve 2 saniye bu ekranda durduktan sonra tekrar ekran temizlendi. Loop kısmına gelince iki tane analog pilden, pinden değerler okunuyordu. Bir tanesi dirençlerin üst bacağından, yani aslında bu şu bat volt dediğimiz şey bataryanın bataryanın da 18650 pilin voltajı. Bu amp dediğimizde alt uçtaki
alt uçtaki gerilim. Evet, pil gerilimi 2.6 volttan büyükse ve yukarıda tanımladığımız mantıksal değişken finished false ise deşarj başlayabilir. Bunun için MOSFET'in gate'ine 5 volt yollanır. Bir önceki zaman, şimdiki zamandan çıkartılarak geçen zaman hesap edilir. Daha sonra direncin üst ucu ve alt ucundaki gerilim farkı direnç değerine bölünerek akım hesap edilir. Akım hesap edildikten sonra bu akım geçen zamanla uygun birim dönüşümleri yapılarak çarpılır ve o 5 saniye içerisindeki kapasite hesap edilir. Ve daha sonra bir önceki toplam kapasiteye dahil edilir. Şimdiki zaman geçmiş zaman olarak adlandırılır. Bir sonraki ölçmede o artık geçmiş zaman olarak değerlendirilecek. Ben burada zaman diye bir değişken tanımladım. Bu zaman değişkeni dakikaya dönüştürerek ekranda göstermek istedim. Yani bizim LCD ekranda artık göreceklerimiz zaman, gerilim, akım ve aşağıda da pilin kapasitesi, anlık kapasitesi, o ana kadarki kapasite ile en altta da deşarj devam ediyor yazısı. Bu esnada her 5 saniyede bir buzzer pinimiz bir bip sesi verecek. Bu 5 saniyelik zamandan sonra döngü tekrar başa dönüyor. Eğer pilin gerilimi 2.6 voltun altına düşerse bu sefer ne olacak? Önce gate'e 0 yollanacak, MOSFET çalışmayacak, akım geçmeyecek. Finish diye tanımlamış olduğumuz mantıksal değişken değeri true olacak. Burada pirin startlar var. Bunu yine pas geçeceğim. Biraz sonra döneceğim oraya. Sonra artık ekran temizlendikten sonra 51.10'un ekranında deşarj bitti. Deşarj bittiği andaki pilin gerilimi yazılıyor. Ve onun altına da pilin kapasitesi yazılıp birimi yazılıyor. Şimdi pilin kapasitesi yazılırken bakın nereye, X'teki pozisyonuna bakın. Pin start demişiz. Bunu şunun için yaptık. Elde edilen kapasite değerinin kaç basamaklı olduğuna göre ekranın tam ortada yer alması için böyle bir sağa sola yanaştırma işlemi yaptık. Yani pin startı iki kere es geçmemizin sebebi buydu. Ondan sonra for döngüsüyle buzzer 5 kez bip yapıyor ve loop sona eriyor.